Merhaba. Şimdi bugünün son oturumu e, bir yerde e, bu toplantının vesilesi değil. Çünkü bu toplantıları biz 24 senedir yapıyoruz. 24. .sü. Ama bu toplantıda da e, izlenin bulunmasının da bir şekilde vesilesi olan Ergen ve Ayrılık kitabı e, üzerine konuşacağız. Ben kısa bir giriş yapacağım. Giriş konuşmam biraz da kitaba yazdığım Türkçe basıma ön sözü özetlemek şeklinde olacak. Şimdi tabii ergen ve ayrılık sözlerinin birlikte kullanımı hiç de şaşırtıcı değildir. Değildir çünkü ergenlikte ayrılıklar peş peşe gelir. Ergenlikle birlikte çocuksu bedenden, çocuksu tüm güçlülük ve çifte cinsellik düşlemlerinden ensestin eylemsel olarak olanaklı hali gelmesiyle anne babayla kurulan o yakın ilişkiden hemen hepsinden hem de hayli kısa bir süre içinde ayrılmak gerekecektir. Bu dönemde ruhsalın karşı karşıya olduğu bu zorunlu iç ayrılıklara ilkokul, ortaokul, lise geçişlerinin yarattığı zorunlu dış ayrılıklar da verir. Öte yandan ergenlik dönüm dönemi çoğu zaman kuşaklar zincirinin yaşayan en eski halkaları ve aile geleneğinin bilge bekçileri olan nine ve dedelerden de geri dönüşsüz ayrılışların zamanıdır. Burada da tabii ölümü kastettiğimi anlıyorsunuz. İşte bütün bunlar nedeniyle ergenlerle yapılan klinik çalışmaların merkezinde ayrılık yer alır demek yanlış olmaz. Bu kimi zaman doğrudan ve apaçık bir biçimde gündeme gelir. Kimi zaman ise analitik çalışma sırasında bilinç dışında oluşan fırtınaların bilince savurduklarından yola çıkılarak ortaya konması gerekir. Ama her şekilde ayrılık aktarım ve karşı aktarım denkleminin ana unsurlarından biri olur. Dahası psikanalitik çerçevenin seans sayısını ve süresini sıkı sıkıya belirlemiş olması, haftalık seans aralarında olduğu gibi seans sonlarında da ayrılığı bir sorun olarak ya doğruda ya da dolaylı ama mutlaka gündeme getirecektir. Öte yandan analitik çalışmanın yarattığı yakınlık, ned yakınlık nedeniyle çocuksu bağımlılığı anımsatan el konulma düşlemleri ki bu sabah birçok kez bahsedildi bundan, canlanan ergen aynı zamanda terk edilme ve yalnız bırakılma korkularının da etkisi altında olacaktır. Ayrılığa karşı bu çifte değerli tutum elbette analitik süreçte de yansımasını bulacak ve analistin en önemli uğraşlarından biri olacaktır. Diğer bir deyişte ergen psikanalisti ayrılık sorunsalını bir yandan ergenliğin ana kollarından biri olması ama öte yandan klinik çalışmada özellikle aktarım karşı aktarım denklemine damgasını vurması nedeniyle ele almak ve elbette tüm bunları psikanalitik uygulamanın psikanalitik kuramda kurduğu ilişki bağlamında çözmek zorundadır. Uygulama ve kuram dedim çünkü tam da işte Isabelato eee kitabında e, bunu yapıyor. Bir yandan klinikte karşılaştığı ergenlerin sorunlarını, yaşamlarının en canlı ve en derin ayrıntılarına kadar inerek ayrılık bağlamında ele almakta. Bir yandan da bir psikanalist olarak psikanalitik çalışmasının en özgün ve en zorlu unsurlarını bu sabah yaptığı gibi cesur ve ayrıntılı bir anlatıyla yine ayrılık sorunsalına vurgu yaparak gözler önünde sermektedir. Bu çok boyutlu anlatısı sayesinde İren, Oktav, Silvi, Mark, Jizel ve Perley'i yalnızca birer klinik olgu olarak değil, Bireysel ve ailesel öykülerinin tüm ayrıntılarıyla bu sabah Adem'de gördüğümüz gibi tüm ayrıntılarıyla neredeyse gözümüzde canlandırarak çocuksuluktan ilişkinliğe geçme savaşındaki bireyler olarak okuyoruz. Bu arada elbette yazarı da yalnızca bir psikanalist, profesör veya klinisyen olarak değil yaşamından bir alan ve zaman dilimini ergenlerle paylaşan kendi ergenliğinin üzerinden bir hayli süre geçmiş olsa da onun canlılığını ruhsallığında korumayı bilmiş olan bir erişkin olarak birey olarak, ize olarak gözümüzde canlandırıyoruz. Öte yandan kitapta yer alan bu dipdiri klinik aktarımlar psikanalizin kuram uygulamayı uygulamada kuramı besler geleneğine uygun olarak çok önemli kuramsal kaynaklarla destekleniyor. İze Bernardo kitabında Sigmund Freud, Melanie Klein, Anna Freud, Sandon Ferenczi gibi Klasiklerin yanı sıra Donald Winnicott, Peter Bloss, Margaret Mahler, John Bowlby gibi çocuk ve ergen ruhsallığı hakkında çok önemli önem, önemli görüşler öne sürmüş psikanalistlere. Andre Green, Pierre Fédida, Jean Guillaume, Pontalis, Paul Claude Rakamiye gibi çağdaş Fransız psikanalizinin en önemli adlarına ve elbette Katrin Schaber, Jacques Andre, Philippe Guiton, François Richard gibi birlikte çalış çalıştığı psikanalistlere onların görüşlerine ve yapıtlarına cömertçe yer verelim. Ergen ve ayrılık yalnızca ergen klinisyenleri için değil, ergenlerle çalışan öğretmenler, eğitmenler, sosyal hizmet uzmanları gibi meslek insanları kadar ergenlik sürecinden geçen bireylerle ilişki ve iletişim içinde olanlar, anne, anne babalar mı mesela neden olmasın, İçinde hayli yol gösterici sorgulamalar içermektedir. Kitabın ister klinisyen olsun, ister öğretmen, eğitmen, sosyal uzmanı ya da anne baba tüm erişkinlere verdiği en önemli mesaj ergenlik sürecindeki bireyin ayrılık bağlamında ortaya çıkmış olsa da temel sorunsalının Bernato'nun son satırlarda dediği gibi bir kendine doğuş için alan ve zaman yaratmak olduğudur. Öyleyse biz erişkinlere düşen, böylesi bir kendine ...doğuş alanı ve zamanı yaratma zorlu uğraşı içindeki ergenlere eşlik etmek olmalıdır. İşte ben kitabı bu şekilde tanıtmıştım. Şimdi e, sözü e, birkaç soruyla izleye vermeden evvel... ...bu e, güzel kitabı bize çeviren İrem Göksu'yu hem tanıtmak hem ona teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da doğan İrem Göksu... Kadıköy Saint Jude Fransız Lisesi'ni Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Üniversite Rolle Descartes Paris Cité'de Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji Bölümünde tamamladı. 2019 yılından beri İstanbul Psikanaliz Derneği'nde psikanaliz formasyonunda ve psikanaliz alanında makale ve seminer çevirileri yapmaktadır. Evet. Şimdi gelelim sorularımız. Ee, sorularımıza. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur moi, ma préface? Ou... Déjà. Ta préface est formidable. <rire> Merci. <rire> <rire> Alors, ma première question, pourquoi tu écris? Pourquoi tu écris? Pour qui tu écris? Et ce livre, par exemple, Adolescent et séparation, tu l'as écrit pour quel lecteur? Soru, niye yazıyorsun? Kime yazıyorsun? Ve bu ayrılık, ergen ve ayrılık kitabını hangi okurlar için yazdın? Um, alors, bah tu me poses la question peut-être la plus importante et la plus difficile. Bana alors, en önemli ve en zor soruyu soruyorsun. Uh, pourquoi j'écris? Niye yazıyorum? Um, ben j'écris... Je pense que quand j'ai appris à lire, euh, j'ai eu le sentiment que savoir lire me sauvait la vie. Et du coup, euh, très vite, enfin très vite non, mais il euh, y, y a une espèce de continuité pour moi entre lire et écrire. Ondan sonra benim için e, hemen hemen değilse bile bir süreklilik oluştu, bir continuity oluştu okumaktan yazmaya. Je ne sais pas du tout pourquoi j'écris, mais je pense que écrire et lire sont les deux choses les plus importantes de ma vie. E ben niçin yazdığımı çok bilmiyorum ama okumak ve yazmak benim için hayatımın en önemli şeyleridir. Alors pour qui j'écris? Kimin için evet. yazıyorum? difficile. Hmm. Um, sure. pour qui on écrit J'ai attendu ce moment. Alors, si peut-être, pourquoi on écrit Pourquoi j'écris Je crois que j'écris ce que je ne parviens pas à dire. <laughs> Et ni yazıyorum, ben için yazıyorum. Söyleyeme, mi yazmak için yazıyorum. Et donc évidemment les gens pour qui j'écris sont ceux euh, à qui c'est important de pouvoir dire ça. O zaman kimin için yazıyorum sorusuna da o insanları yazıyorum ki bu onlara bu sözüm ulaşmamış olanlara ve ulaşmasını önemli bulduğum kişilere yazmış oluyorum. Et pour qui j'ai écrit ce livre? Alors, için bu kitabı yazdım. Évidemment, je l'ai écrit pour des psychanalystes, mais j'avais, c'était très important pour moi que quelqu'un qui ne soit pas psychanalyste puisse le lire. Da bu et c'est pour ça que j'ai voulu absolument qu'il soit construit. Il y, a, il y a six chapitres et c'est six cas cliniques. Et donc chaque cas raconte comme une, une petite histoire. donne une de la séparation à l'adolescence. Onun için altı tane olgu seçtim ve her olgu aslında ergenlikte e, ayrılık meselesinin altı yönünü gösteren unsurlar. Küçük birer öykü gibi gerçekten de öyle. Bugünkü Adem olgusundaki gibi e, bir öykü öyküyü e, ö, ö, ötekiler de öyle. O kadar güzel e, yazmış ki e, e, ise, e, evlerine giriyorsunuz. Evlerini fark ediyorsunuz. Burada da fark ettik değil mi? Evlerini işte, hatta tamam başkalarına minikota falan gönderme yaparak veya işte koridor vesaire meselesi oldu ama odasını fark ettik. Bir ergen odasını düşündük. Her şeyin tıkılı olduğu, bu atılı, atılı olduğu, tıkıştırıldığı değil mi? Evet. Oui, tu, tu très bien la vie On voit même la maison de, de tous ces oui. adolescents, leur, oui, leur vrai, chambre, euh, je ne sais pas, les couloirs la chambre des parents. En fait, ils sont six. Euh, Irène, Octave, Sylvie, Marc, Gisèle, Perle, c'est des prénoms français, ils sont français. Euh, ils, sont pas, ils, ils sont très différents tous les uns des autres. Il y a certains adolescents que je voyais en cabinet, en libéral, il y a certains adolescents que j'ai suivis en hôpital de jour et avec chacun je voulais traiter un des problèmes spécifiques de la séparation à l'adolescence. Avec Irène, je voulais traiter la question de séparation différenciation. Et burada 6 tane çocuk var, hepsinin ismini söyledi. Onların hepsi Fransız çocuklar ama hepsinin farklı farklı öyküleri olan çocuklar. Mesela Irène'le ayrılık ve farklılaşma, diferansiyasyon meselesini ele. Aldık. Avec Octave, c'était la question du deuil. Est-ce que la séparation à l'adolescence, c'est un deuil Parce Anna Freud, selon elle, qui est une des premières théoriciennes de l'adolescence, la fille de Freud, elle, elle, elle a écrit un, un texte très célèbre dans lequel elle dit... Le processus d'adolescence c'est un processus de deuil. En fait, à l'adolescence, on fait le deuil de ses parents. Et euh, Anna Freud euh, Freudun kızı euh, o onun çok ünlü bir makalesi vardı. E, o yazısında Anna Freud euh, ergenlik süreci bir yaz sürecidir. Ergenin anne babasının yasını tutması sürecidir demiştir çok açık bir biçimde. Donc moi ce que j'ai voulu montrer avec le cas d'Octave qui était un adolescent qu'on a suivi en hôpital de jour qui est resté 4 ans à l'hôpital de jour qui avait une très grave dépression de l'adolescence. Donc, ce qui était assez intéressant avec Octave, c'est que vraiment, lui, il, avait, il donnait tous les signes, tous les marqueurs extérieurs du deuil. Il était toujours en noir, il tirait toujours une tête de trois pieds de long. Quand on lui disait bonjour il disait quand on lui disait au revoir il disait euh c'est pas sûr peut-être je serai mort demain donc vraiment il y avait comme ça bir yani quelque chose o, o tamamen bütün yönüyle bir yasın unsurları vardı bir kere simsiyah giyiniyordu suratı acayip asıktı eee iyi akşamlar eee fransızcada au revoir var yeniden görüşmek üzere denir o e, vallahi ya sabaha çıkacağımız kesin değil filan derdi e, ee, bu kadar yani yasın bütün unsurlarını ortaya koyan bir çocuktu. Et ce qui était assez intéressant dans le traitement que cet adolescent a reçu en hôpital de jour, c'est que ce dont on s'est rendu compte, c'était qu'il avait pas tellement un problème de deuil ou de perte, mais qu'il avait vraiment un problème de séparation. Fakat e, Gündüz Hastanesi'ndeki çalışma sırasında şu ortaya çıktı ki aslında bu çocuğun bir yas veya hatta bir e, kayıp problemi öyle çok fazla ortalıkta yok ama fakat çok ağır bir biçimde ayrılık meselesi var. En fait je vous parle un peu longuement de lui parce que d'abord il a été très important pour moi et puis c'est vraiment à partir de lui que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. oktardan e, bahsetmemin nedeni e, tabii benim üzerinde çok etkili oldu ama açıkçası bu kitabı yazma fikri de onunla yaptığım çalışma sonucu ortaya çıktı. sylvie le troisième cas aussi une adolescente suivie en hôpital de jour là c'était vraiment c'était vraiment le lien entre séparation et mélancolie à l'adolescence c'est-à-dire que elle, elle était elle dans une forme de, de, de dérive mélancolique vraiment ce que catherine chabert a beaucoup travaillé c'est-à-dire que tout à coup c'était bien au-delà du deuil. C'était comme une sorte d'incorporation de tous les morts, et ça m'a beaucoup intéressé aussi de travailler l'articulation mélancolie séparation à l'adolescence à partir de ce cas-là. Üçüncü olarak, Silvîde ise ayrılıkla beraber bir melankoli meselesi vardı. Bir ergelikte melankoli e, hadisesin çok güzel, çok özgün bir örneği idi. Bir derin melankolikten, yani bir melankolik çöküş bir evet çöküş Catherine e, e, Şaber'in üzerinde çok durduğu bir e, kavramdır diyor ve sanki öyle bir yası vardı ki öyle bir melankoli biliyorsunuz tutulamayan yas demektir yani öyle bir e, melankolisi vardı ki sanki bütün ölüleri ailesindeki bütün ölüleri enkorpore etmişti yani e, nasıl içine almıştı a, a, onu içselleştirmişti e, evet Silvi vakası çok enteresan bütün ölüler nasıl ortaya çıkıyor filan Hı -hı. Mark ki était suivi dans un centre un CMP, lui, il avait des très grosses angoisses de séparation et avec ce cas, ça m'a permis de travailler toute la question, de se demander, est-ce que les angoisses de séparation sont des angoisses qui excèdent, qui débordent l'angoisse de castration ou est-ce qu'elles sont solubles dans l'angoisse de castration En fait, de travailler tout le continuum, euh, angoisse de castration, angoisse de séparation, angoisse d'anéantissement, angoisse, angoisse de mort. spektro de voir... comment les choses s'articulent. Marka gelince markta... ...ayırlık <laughs> kaygısı... ...meselesi... E, <laughs> e, ...çok... E, ...çok fazla bir biçimde... E, ...kastrasyon kaygısına... ...idiş edilme kaygısına... ...bağlıydı. Yani ben o zaman şu soruyu sordum kendime... ...acaba bu... E, e, kastansiyon kaygısının aşırı bir biçimi mi bu ayrılık kaygısı bunu mu temsil ediyor değil mi yoksa onun içerisinde e, 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 dağılmış bir halde mi ortaya çıkıyor ve buradan da tabi e, kastansiyon kaygısı biliyorsunuz yok olma aniantisman kaygısını da ortaya getiriyor ve tabi ölüm kaygısını da puis les deux dernières Gisèle et qui deux suivies en, en libéral Et elle, Moïse, de iki, iki olgu, son olgu, elle permettait de vraiment, poser, de vraiment poser le paradoxe que dans le fond, ce qui est très angoissant pour les adolescents, c'est pas tellement. C'est ce, quand ils n'arrivent pas à se séparer. C'est vraiment l'impossibilité de la séparation quand elle devient vraiment une entrave. Et bon peut-être que je peux dire un petit mot là-dessus parce que ça c'est le, le le paradoxe fondateur du livre Et ee, yani burada bir paradoks var yani ayrılık meselesi üzerine şimdi biraz bir şey söylemek istiyorum burada diyor. C'est que à l'adolescence au fond il y a il y a une exigence de séparation. Ergenlikte ee, bir kere bir ayrılma zorunluluğu vardır, exigence'ı vardır, zorunluluk bu. Et bir... une exigence à la fois on pourrait dire interne et externe. Hem içtir tabii hem dıştır. interne parce que à l'adolescence il y a, y a plus l'immaturité fonctionnelle qu'il y a dans l'enfance qui fait barrière contre l'inceste, il y a la puberté et du coup le, le, le rapprochement avec la proximité avec le parent, elle devient trop incestueuse. Elle et... est, elle est porteuse d'une fantasmatique Trop Çünkü burada neden ayrılık meselesi var? Uzaklaşmak, anne babadan uzaklaşmak gerekir. Çünkü artık çocuksu e, olgunlaşmamışlık durumu yoktur. Ve e, püberte ile birlikte e, cinsel olarak da olgunlaşmış olmak, işte dölsel olmuş olmak, e, anne babayla olan e, yakınlığı e, çok uyarıcı, fazla uyarıcı hale getirir. Onun için uzaklaşmak gerekir. Et puis, donc ça interne. Bu Et puis... iç zorunluluk. et puis il y a une exigence externe qui est que la société attend une certaine autonomisation attend une, une, l'entrée dans l'âge adulte et sans doute d'ailleurs que l'un et complète l'exigence interne des oui. a comme corollaire l'exigence externe, mais qu'il y a une exigence d'aller vers plus d'autonomisation. Şimdi tabii dış gereklilikte toplumsal yapı bekliyor ki artık özel olsun bu insanlar, bu kişiler, değil mi? Tabii asıl iç içteki yani o olgunlaşma devletsel olgunlaşma nedeniyle de artık kendi yollarını kendi çizsinler diye de böyle bir ayrılmaları konusunda bir beklenti de var. Toplumsal bir beklenti de var. Dış zorunluluk. Donc il y yani, a cette double exigence. Bu iki dış zorunluluk. Et en même temps, il y a le fait que pour, la, pour tous les adolescents, parce que je crois que là, on peut vraiment le généraliser, se séparer à l'adolescence va être très compliqué parce qu'il va y avoir la crainte que cette séparation implique, enfin, l'adolescent impl, peut craindre que se séparer ce se soit perdre que se séparer veut dire perdre les objets parentaux. En tout cas, e, la séparation fait planer la menace d'une perte. Bu ayrılık bir anda şöyle bir Et je crois que de, les psychanalystes américains comme Margaret Mahler ou Peter Blos qui vraiment ont fait avaient l'idée qu'il y avait un progrès de la naissance jusqu'à la mort naissance état fusionnel symbiotique et puis on se sépare on se sépare on se sépare comme ça toujours plus jusqu'à la mort bon je crois que c'était avec l'idée que c'était un processus linéaire et très progressif et, et un peu sans souffrance je crois qu'ils se sont un petit peu trompés parce qu'ils ont oublié qu'il y a rien de pire pour un être humain que de se séparer parce que toujours il craint de perdre et Peter Bloss ve Margaret Mealer gibi Amerikalılar bir bir sürekli böyle bir gelişim düşünmüşlerdi. Ayrılı ayrıla 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 yaşam ilerleyecek, ruhsal yaşam ilerleyecek diye. Fakat bu çok doğru olmayabilir çünkü burada böyle lineer bir gelişmeden ziyade en önemlisi ayrılmak insan için her yaşamının her döneminde kayıp duygusu yarattığı için zorludur, dayanılmazdır hatta o sözcüğü kullandı. Çünkü kayıp duygusunu Donc en fait, c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressé d'écrire ce livre sur l'adolescent la sépa... et la séparation, parce que je pense que à l'adolescence, c'est pas que c'est le seul moment où on se sépare, parce que bien sûr, il y a tous les moments très très importants et fondateurs de la petite enfance. Il y a aussi la, la naissance même. Oui, la mmh. naissance, la petite enfance. Il va y avoir bien sûr aussi la crise du milieu de vie, il va y avoir le vieillissement. Il y a, il y a plein de moments forts comme ça de, la, de séparation. Mais l'adolescence, pour moi, c'est le moment de vérité parce que c'est le moment où, pour la première fois, il faut vraiment le faire. Et. Şimdi tabii hayatta birçok bir aşama düşünürsek birçok ayrılık oluyor işte doğumdan başlayarak küçük çocukluk daha sonra işte ergenlik orta yaş yaşlılık vesaire her al dönemde bir takım ayrılıklar yaşanıyor ama buradaki en önemli şey bir hakikat anı verite anı yani gerçeklik değil hakikat anı çünkü artık bir şey yapmak lazım. Et, et juste pour conclure, moi j'ai voulu repartir de, de ces six cas cliniques pour, évidemment, ça ne résume pas tout, mais pour essayer de voir, OK, donc il faut se séparer, c'est impossible de se séparer, alors comment les adolescents vont s'y prendre, comment ils tamam. vont faire. O paradoxu exactly. nasıl çalışacağız? Şimdi biraz da çevirmene, şu etrafı döneye notre traduction, çevirmene <laughs> e, söz vermek istiyorum. E, tabii burada da e, aynı soruyu size soracağım. Neden çeviri? Pourquoi la traduction? Pourquoi vous faites la traduction? <laughs> et vous êtes aussi interprète, hein? Oui. Faites les deux. Elle est, elle est interprète et traductrice. Donc, pourquoi elle <laughs> le fait? Her şeyden önce çok teşekkür etmek istiyorum Sayın Talat Parman'a. Hem bu çeviriyi bana teslim ettiği için, hem beni buraya davet ettiği için e, ve bana e, söz verdiği için. E, çünkü ilk defa bir çevirmen olarak bana fikrim soruluyor. Bu benim El d'avoir de, de donné, donc, de lui avoir fait confiance de, 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 de lui donner ce livre pour la traduction elle me remercie aussi d'avoir invité ici parce qu'elle dit que en tant que traductrice ou interprète c'est la première fois qu'elle est invitée à une table comme ça oui Aklımda bir sürü şey var. Çevirmenlerin, çevirmenlerin ilk önce okuyucuyla yazar arasında bir köprü e, kurduklarını, köprü kuran bir üçüncü olduklarını düşünüyorum. Le traducteurs sont e, de, comme un pont entre le de, la personne qui qui écrit et puis le lecteur, donc e, comme un tiers aussi, hein? donc mm -hmm. qui, qui, qui fait un pont. Mais pour vous dire que interprète et traducteur, en turc, c'est le même mot, donc Je peux pas confondre. Yani Hı. her ikisinde de demiş oluyorsunuz. Bak. E, ve e, bazen de geri planda kalan, unutulan bir üçüncü olduğunu da e, düşünüyorum. Un tiers, mais un peu, un peu oublié, un peu au fond, qui reste au fond, un peu dans l'ombre, gölgede kalan. Evet. Ama tabii neden çeviri her şeyden önce özdeşleşmeler sayesinde çeviri diyebilirim. Çünkü biraz düşününce ben fark ettim ki ailedeki dördüncü kuşak çevirmenim aslında. Et c'est euh, peut-être d'abord, il faut parler des identifications. Des identifications parce que je suis interprète de, euh, dans ma famille de quatrième génération. Du côté de mon paternel, il y a des, des trois oui. générations avant moi qui ont fait des traductions oui. mon Baba, père, euh, oui. ma grand-mère grand oui. euh, grand paternelle et son père. Oui. Ee, ama aynı zamanda tabii psikanaliz alanında çeviri yapan, 10 senedir bir çevirmen olarak, bir psikanalist olarak annesel de bir özdeşim. Çünkü annem de bir psikanalist. En <laughs> même temps, donc, une, du côté paternel, une identification euh, de, de, à, à la traduction, mais du côté maternel, puisque sa mère est une euh, analyste de notre association, elle est analyste, donc il y a aussi une, une identification... Ama ma mère maternelle de, de tabi ee, Tabii okuyucuyla bir özdeşleşmem de var. Psikanaliz alanında okuyan birisi olarak. E, et, et donc en tant que lecteur de psikanaliz, je m'identifie aussi au lecteur de la psikanaliz. Ve tabii ki yazar, Moi psikanalist même. yazarla da bir özdeşleşmem var. Bien sûr, en tant que Je, je m'identifie aussi à, 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 à l'écrivain psychanalyste aussi. Ee, belki ben de gelecekte bir şeyler yazarım. Peut-être un jour j'écrirai moi-même aussi. <laughs> Ama bir yandan merakı da e, unutmamak lazım. Çünkü ben e, okuyucudan önce eserle buluşmuş oluyorum bir anlamda. O yüzden hem bir psikanalistin, bir yazarın, bir e, klinisyenin dünyasının Ilk önce ben en oldum. même temps, il y a, de mon côté, il y a la curiosité et que moi, je suis le premier qui ouvre euh, la page du livre avant même les autres lecteurs. Donc, je suis le premier qui découvre le livre. E, bir de, e, oluyorum. Bir yapmış oluyorum. En même temps, je suis un peu le guide mm -hmm. euh, pour les lecteurs. Je les, je les invite à, à suivre, à visiter le livre euh, qu'ils ont de, devant eux. Sonra e, aklıma ilk psikanaliz derneğine, İstanbul Psikanaliz Derneği'ne başvuru yaparken yazdığım motivasyon mektubu geldi. Orada da biraz e, çevirmenliği, çünkü bu benim için daha eski bir meslek, ben bunu 20 yıldır yapıyorum, e, psikanalizliğe benzetmiştim. E, çünkü orada da e, yani anlaşılmayanı daha tanıdık olana e, semboller aracılığıyla çevirmek gibi bir iş yapılıyor. E, Alo quand j'ai écrit pour e... Pour demander, pour commencer la formation dans notre société, il faut écrire une lettre de motivation. Donc, dans sa lettre de motivation, elle dit qu'en fait, elle avait déjà parlé de cette, de sa pratique de, de traducteur, de traduction, parce que la, la, la pratique de la traduction, ça commençait avant euh, son, euh, ses, ses démarches pour devenir psychanalyste. Çok uzatmadan şunu da söyleyeyim. Bunu da son olarak ça aklıma geldi. Long, oui, euh, euh, Fransızca benim için biraz aslında ergenliği çalıştıran bir dil. Euh, çünkü ben Fransızcayı ergenliğimde öğrendim. Moi j'ai appris le français pendant mon adolescence. Donc le français pour moi c'est un peu l'adolescence. Ve çok uzun bir sürede aslında reddettim ve kızgınlık duydum Fransızcaya. Pourquoi? Pendant très longtemps, j'ai j'ai refusé donc le français et donc j'étais même en colère après le français. J'ai dit pourquoi donc parce que parce que ça représentait pour moi mon adolescence. J'ai j'ai fait des traductions plutôt depuis anglais. Et vous avez fait vos études à Paris. À Paris, mais après l'université. Après l'université. Et, oui, tu sais que les Elle a fait son donc à Paris, mm. mais c'était après, quand elle était déjà adulte. Et donc, elle a commencé plutôt à une période. Elle a eu une, une période anglaise. Il y a un peu de Nemo en mouche. Elle est maintenant de retour au français. Evet. Çok Peki, e, şimdi tam beş buçukta başka bir etkinlik olacak burada. Terk etmek zorundayız. Aşağı ineceğiz ve İze orada kitaplarını imzalayacak. E, ama bu arada on dakikamız var. Sorularınız var mı? Eskiyevzade kesiyor. Evet, evet geliyor. Evet, mikrofon geliyor. Çünkü YouTube'da yayınlanacak bu söyleşimiz. Daha sonra ile şey yapacağız. Hoş geldiniz tekrardan. Yen ee, bir görmek çok güzel. Ee, ergenler uzun süre kalıyorsa bu noktada aslında bir sıkıntı var demiştik sabahki konuşmada. Yani ergen eğer gitmesi normal, eğer kalıyorsa çünkü bu nokta gidemediğini de görüyoruz ve büyüyemediğini görüyoruz ergenin demiştik. Peki kaldığı noktadan da yapmamız gerekiyor. Hello quand eh, quand tu tu parlais de, de 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 ce ce cas ce matin Et, et, et il a claqué la porte, il est, il est parti. Bon, il a cassé un. Hein. Mais ceux qui restent, qui n'arrivent pas à sortir non plus de leur enfance, de leur... Qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, à ce moment-là, on pourrait dire que tout l'enjeu de la cure, ça devient le moment où il sera possible de se séparer de l'analyste. İşte o zaman bütün tedavi analisten ayrılabilme anına odaklanacaktır. Metnai İfosökitti, Katinşaver. Şimdi Hocanın da hocası olan, benim doğmuş olan Katinşaver'in bir kitabı vardır. Başlığı şöyledir: Metnai İfosökitti. Şimdi artık ayrılık zamanı geldi. et on pourrait dire qu'on va travailler comment c'est possible de d'envisager une séparation qui ne résonne plus inconsciemment comme une perte. En fait, quand j'ai travaillé sur euh, la séparation, il y a un texte qui m'est apparu évidemment fondamental c'est l'addendum C de inhibition, symptômes et angoisse qui s'appelle Séparation, douleur, deuil. Et dans ce texte-là, Freud très simplement dit une chose euh, à la et... fois évidente et géniale il dit, le petit enfant, quand Au début, le petit enfant, il vit dans une espèce de nébuleuse subjective avec sa mère, donc il n'a aucune idée qu'il est séparé d'elle. Elle et sa mère, c'est un espèce de continuum. So, et şimdi burada yani ayrılık üzerine çalışırken çok önemli bir metin vardı Freud'un. Inhibition symptom angoisse yani ketlenme, e, belirti ve kaygı. Bu metinde Freud aynen şöyle söyler. Küçük çocuk bir nebulöz dünya içerisindedir. Anneden ayrı olduğunu farkında değildir. c'est un premier moment. O ilk an. Ensuite, il y a un deuxième moment, on peut dire euh, entre 5, et 5 mois et un an, peut-être, an angoisse du 8e mois. E, 5 10 ay arasında, le petit nourrisson, le nourrisson qui ne parle pas encore, se rend compte, réalise qu'il y a des moments où il perd sa mère de vue. O zaman süt çocuğu fark eder ki e, bazı anlarda annesi görünür değil, görünür de değil. Yani annesini gözden kaybetmiş. Elle disparaît. Kayboluyor. Elle ne meurt pas, il ne la perd pas, elle disparaît. Yani onu kaybetmiyor. Şimdi Türkçede tabii ikisi onu Kaybetmiyor yani ölmüyor ama ortadan kayboluyor. Ortadan yok oluyor öyle diyelim. Evet, ortadan. Bir adam yok oluyor demiştik. Evet, evet. Disparaît. Evet, yok oluyor. Le, le nourrisson, à ce moment-là, n'a aucun, aucun moyen de comprendre qu'elle va revenir. Il ne comprend pas non plus qu'elle est morte. Il Juste, il fait face à l'impossible de sa séparation. Et d'ailleurs, souvent dans ces moments-là, et on peut très, on peut l'observer très facilement avec des nourrissons, il se met à hurler. İşte süt çocuğu o sırada tabii ne oldu bittiğini anlamadığı için annenin geri gelip gelmeyeceğini, ne zaman geleceğini falan demiyor. Zaman tabii algısı hiçbir şey de yok. O zaman ne yapıyor? Bir küçük çocuklarla, bu, süt çocuklarıyla uğraşanlar bilirler. Ağlamaya başlıyor. Yani haykırmaya başlıyor. Et puis, troisième temps. İkinci zaman. La mère s'en va, la mère revient, c'est le Fort-da. Il y a une de une ritmique, forda, des, de des retours qui fait que petit à petit, le nourrisson se rend compte que elle s'en va, elle disparaît, mais après elle revient. Et donc petit à petit, il commence à comprendre que quand elle disparaît, elle ne disparaît pas pour toujours, mais qu'elle va revenir. Yani gidiyor, evet, gidiyor, ama da. Gidiyor, ama da. Ce que Freud dit, c'est que le moment où elle disparaît, le petit enfant fait connaissance avec la douleur. cest à e, l'expérience de la douleur, de la détresse absolue. Işte, a, il détresse e, yani, absolue. Petit a petit avec la Forda il comprend qu'elle va revenir donc il apprend à supporter d'être séparé d'elle. O zaman e, yavaş yavaş gidip gelmeyle onun yokluğuna tahammül edebilme e, yeteneğini kazanıyor. Donc petit à petit comprend que disparition c'est pas pareil que séparation. O zaman fark ediyor ki yok olma ayrılmayla aynı şey değil. Ayrılma tamam ama yok olmuyor yani geri geliyor. Mais Freud conclut le texte et c'est ça qui est très beau à mon avis. Dit mais finalement, ce qui va rester pour toujours pour l'être humain, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est perdu de vue, il y a la crainte que ça soit la disparition. Et au moment Freud met ni şöyle şu şekilde çok güzel olarak bitirir ki insan olduğu için her ayrılık aslında bir yok oluş duygusu yaratır. Mutlaka, ayrılık, Donc finalement, on pourrait dire que avec les adolescents dont vous parlez qui rentrent dans des thérapies interminables, ce qui est assez rare à l'adolescence, il faut le souligner, eh ben, il, il va falloir leur apprendre à distinguer séparation et disparition. Il va falloir refaire ce travail de la petite enfance pour que petit à petit, ils puissent se séparer de l'analyste en le gardant à l'intérieur. İşte bu bitmeyen analizler aslında ergenlikte çok nadirdir bu bitmeyen analizler. Bunlar da şunu küçük çocukluktaki o eski ana geri dönüp şunu anlatmak lazımdır ki ayrılıklar yok olmak demek değil. Yani çocuk çocuğun o yaşama yaşayıp de, de öğrenmiş olması gerekeni tekrarlamak şeklinde. Yani ee, evet. Et, juste pour conclure, ce qui va nous aider à faire ça, c'est le fait que Il faut, quand on est analyste, il faut prendre des vacances. İşte bunu sağlayabilmenin bir yolu da analistseniz tatillere gideceksiniz. Yani bir... ayrılmayı <laughs> öğreteceksiniz. Beaucoup de vacances. Çok çok sık tatile çıkın. <laughs> Parce que quand on prend des vacances, on disparaît. Et après, on réapparaît. Et ces adolescents-là, souvent, au moment où on disparaît, ils vont rater des séances, ils vont faire des trucs, ils vont faire des actes bloqués, evet. ils vont être angoissés, ils vont avoir des symptômes. Et on va pouvoir parler de qu'est-ce que c'est. Moi, souvent, je dis à ces adolescents, mais quoi, vous avez cru que vous êtes tombé de ma tête pendant les vacances? Vous avez cru que je n'ai pas pensé à vous? Et voilà, et ça passe par des choses comme ça où on, comment on leur montre qu'on les a gardés à l'intérieur de nous, qu'on les a portés avec nous et que donc ils peuvent aussi nous emmener avec eux quand evet, ils vont se séparer e, de nous. Evet, yani bizim e, onlar gitti, gitti, biz de onları bir kendimizle götürüyoruz. Ondan sonra tekrar döndüğümüzde, yani aslında bizim göstermemiz gereken bir çocukla olduğu gibi gidiş gelişlerin olabileceği, ama bunun kesin bir kayıp olmadı. Aslında bu oturumu bitireceğiz ama elbette ayrılacağız, e, yok olmayacağız. Bir kere zaten aşağıda birazdan buluşacağız. Bir de tabii bu arada ben demiştim 2010'da karar verdik kitabı çıkaracağız diye e, bugün başka bir işi de bağlamış olduk. E, e, i̇kinci kitabının adını da koyduk denize nazır. Onu da e, en kısa zamanda e, İrem Hanım'ın desteğiyle çevirtip tekrar kendisini buraya davet etmek için bir fırsat olarak kullanacağız. Donc je lui dis que alors tu tu disparais pas. Tu disparais pas. Tu reviendrais avec bien sûr pour avec la traduction de ton deuxième livre l'an prochain comme ça ce sera une occasion pour se revoir. Çok teşekkürler aşağıda buluşmak üzere sağ ol.